Merhaba. Bu videoda orijinalini Stanford Tıp Fakültesinden Morgan Tees ve Doktor Laura Beckrak'ın hazırladığı konu anlatımıyla karşınızdayım. Bugün erken ergenlikten bahsedeceğiz. Görünüşe bakılırsa bugünlerde bütün anne babaların aklında bir soru işareti bu. İnsanlar çocuklarının fazla erken gelişmesinden endişe ediyor. Sonuçta çocuklarının bodur kalacağından kaygılanıyorlar. Çocuklarının rahatsız edileceğinden korkuyorlar ve acaba yanlış bir şey mi yaptık diye düşünüyorlar. Çocuğu yanlış besledik, yanlış videolar izlemesine müsaade ettik de ondan mı böyle oldu diye soruyorlar kendilerine. Peki, isterseniz önce erken ergenliğin ne demek olduğunu açıklayayım. Eskiden bir kız çocuğunda normal ergenlik sürecinin 10 yaş civarında göğüslerdeki hafif bir büyüme ile başladığını düşünürdük. 6 ay sonra da kız çocuğu pubik tüyleri çıkmaya başlardı ve kız 12. yaşın 9. ayı ile 13 yaş arasında ilk adetini görürdü. Erkek çocuklarında ise sürecin 11,5 yaş civarında, yani biraz daha geç başladığını düşünürdük. Önce çocuğun testislerinde bir miktar büyüme olurdu. Bir yıl kadar sonra pübik tüyleri çıkmaya başlardı ve 15 yaş civarında çocuk cinsel olgunluğa ulaşırdı. Erken ergenlik tanımımız şu şekilde. Kız çocukta 8, erkek çocukta ise 9 yaştan önce görülen ergenlik belirtileri erkendir. Evet, yani bir kız için 8 yaştan öncesi erken. Burada herhangi bir ergenlik belirtisini kastediyorum göğüslerde olabilir, pubik tüylerde olabilir, de olabilir. Bunların bir kızda 8 yaşından önce görülmesi erken olarak nitelendirilir. Erkekte ise 9 yaştan önce görülen ergenlik belirtileri erkendir. Ama bugünlerde bu tanım biraz tartışmalı hale geldi. Çünkü 17 binden fazla kız üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, Afrika asıllı Amerikan kızlarının %25'inde ergenlik belirtileri 8 yaşından önce gözlemleniyor. Beyaz kızların ise %7'si 8 yaşından önce ergenlik belirtileri gösteriyor. Ama biz hala az önce saydığım prensipleri kabul ediyoruz. O yaşlardan önce görülen ergenlik belirtileri tamamen anormaldir demiyorum. Ama değerlendirilmeyi hak ediyor. Ergenlik yaşlarında büyük bir değişkenlik söz konusu. Bir çocuğun ergenliğe girme yaşının normal olup olmadığını kestirmek güç. Onun için de kıstas alabileceğimiz eşik yaş değerlerine ihtiyaç duyuyoruz. Çok önemli bir kelime, değişkenlik. Bu değişkenlik büyük oranda genetik yapıya bağlı olarak ortaya çıkıyor. O yüzden bilmemiz gereken şeylerden biri aile bireylerinin gelişme yaşları. Anne ilk olarak kaç yaşında regl oldu? Baba ne zaman ergenliğe girdi? Büyümesi kaç yaşında hızlandı? Yani olay kısmen genetikle ilgili. Genetik özellikleri bilmemiz ve hesaba katmamız lazım. Anne ilk adetini 10 yaşında gördüyse ve göğüsleri 8 yaşındayken büyümeye başladıysa kızının da aynı yaşlarda aynı süreçlerden geçmesi gayet normaldir. Anne ilk olarak 14 yaşında renkli olduysa ve kızının göğüsleri 7,5 yaşındayken büyümeye başladıysa bu biraz endişe verici olabilir. Erken ergenliği tetiklemesi muhtemel bir diğer etken de çocukların aşırı beslenmesi. Az önce bahsettiğim 17 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre en azından beyaz nüfus için erken ergenlik belirtileri yüksek vücut kitle endeksi ile alakalı. Yani çocuğunuzu aşırı beslerseniz büyümesini hızlandırabilirsiniz ve ergenliğe erken girmesine yol açabilirsiniz. Ama bu söylediğim Afrika asıllı Amerikan nüfus için geçerli değil. Onlarda farklı etkenler söz konusu. Yine de bu hesaba katılması gereken bir etken. Sonuçta çocuk ergen erkenlik belirtileri gösterdiğinde anne baba telaşlanır. Çocuklarını pediatriste götürürler. Pediatristin ne olup bittiğini anlaması lazım. Öyle diyeceksiniz biliyorum. Şimdi peki bu bir sorun mu? 7 yaşındaki bir kızın veya 8 yaşındaki bir erkek çocuğun ergenliğe girmesi neden kötü bir şey olsun ki? Peki tam olarak neden endişe ediyoruz? Bu çok önemli bir soru. Çünkü çocukları hangi noktaya kadar değerlendirmemiz veya tedavi etmemiz gerektiğine bu sorunun cevabına göre karar veriyoruz. Ebeveynlerin endişelerinden biri çocuklarının uzamasının durması. Büyümelerinin erken başlaması aynı zamanda erken biteceği anlamına geliyor. Bu da normalde ulaşabilecekleri boya ulaşamamalarına yol açabiliyor. O açıdan boy bir problem. Etkisi de çocuğun yaşının ne kadar küçük olduğuna bağlı. Ergenliğe 3 yaşında giren bir çocuk, eğer bir şey yapılmazsa kesinlikle kısa kalır. Ergenliğe yedi buçuk yaşında giren bir kızın boyuysa bu durumdan hiç etkilenmeyebilir. İkinci kaygı da, evet, işin sosyal boyutuyla ilgili. Ebeveynler çocuklarının yaşlarından büyük davranışlar içerisine girmesinden veya hazır olmadıkları davranışlarla muhatap olmasından korkuyor. Bu çocuklar insanlardan istenmeyen bir ilgi görebiliyor çünkü olduklarından büyük görünüyorlar. Cinsel istismar tehlikesi bile doğabiliyor. Anne babalar genelde böyle şeylerden endişe ettikleri için çocuklarını pediatriste getiriyor. Bir diğer endişeleri de acaba ben bir yerde hata mı yapıyorum endişesi. Çocuğumu organik gıdalarla mı beslemeliyim? Kullandığım sabundan mı oldu acaba? Of, çocuğumun izlediği diziler mi buna yol açtı? Bu sorularla sık sık karşılaşılıyor. Bunun kendi hataları olabileceğinden korkuyorlar plastik eşyalardaki veya diş dolgularındaki katkı maddelerinden filan kaygılanıyorlar. Çevredeki zararlı maddelerden endişe ediyorlar. Yani ebeveynler muayeneye geldiklerinde kaçınılmaz olarak biz nerede hata yaptık sorusunu soruyorlar. İşe sistematik bir değerlendirme yaparak başlanıyor. Sorulan ilk soru şu. Ne zaman başladı ve siz nasıl fark ettiniz? Ergenlik belirtilerini analiz etmek çok önemli. Çünkü farklı hormonlar farklı belirtilere yol açar. Örneğin bir kızın vücudu kokuyorsa, sivilceleri veya pübik tüyleri çıktıysa ama göğüsleri büyümeye başlamadıysa o zaman kızın androjen yani erkeklik hormonları ile ilgili bir sorundan kaygılanılır. Kızın göğüs gelişimi normalse ama vücut kokusu veya tüylenme başlamamışsa bu sefer de ha kimyasal östrojene maruz kalmış. Evet, öyle denir. Fiziksel muayenenin ardından sorunun hangi hormonlarda aranması gerektiğine karar verilir. Yani bu belirtilerden herhangi biri erken ergenlik tanımını sağlasa da ne tür bir tedavi uygulanacağını bu belirtilerin kombinasyonları belirliyor. Kombinasyonlara göre endişelenilir veya endişelenilmez. Sorunun ne olduğunu bulmak hormonal sistemdeki anormalliğin seviyesini tespit etmek için her yol denenir. Erken ergenlik endişesiyle getirilen çocuklara en sık değişiklikler normal teşhisi konuyor. İzole prematüre adrenaj adını verdiğimiz bir durum var. Böbrek üstü bezleri hormon salgıladığı için sivilceler çıkıyor ve pübik bölge ve koltuk altında tüylenme görülüyor. Demenin doktorcası. Ayrıca çok küçük kızlarda izole göğüs büyümesine rastlanabiliyor. Endişe edilecek bir durum değil ki bu. Tipik olarak 6 ay ila 2 yıl arasında başlar ve sonra kendiliğinden geçer. Ama kızlarda göğüs büyümesi ve pübik tüylenmenin, erkeklerde ise testis büyümesi ve pübik tüylenmenin görüldüğü çok ileri vakalar bile idiopatik olabilir. Yani çocuk tam anlamıyla ergenliğe girmiş olabilir ve biz bunun nedenini açıklayamayabiliriz. Yani vaka patolojik olmayabilir. Gelişimini tamamlayan, yani tam anlamıyla ergen olan kızların %95'inde durumun idiopatik olduğu, yani patolojik olmadığı düşünülür. Erkeklerde ise patoloji oranı %50 seviyesinde. Yani bu duruma erkeklerde daha az rastlanıyor ama rastlandığında da daha büyük tehlike arz ediyor. Yani erkek çocuklarda erken ergenlik belirtilerine daha nadir rastlıyoruz ama rastlarsak daha çok endişe ediyoruz. Çünkü kötü bir şey çıkma ihtimali daha yüksek. Ebeveynlere şu genel tavsiyede bulunabilirim. Kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında 9 yaşından önce ergenlik belirtileri görülürse pediatristlerine en azından bir danışsınlar. Çocuğu pediatriste baştan aşağı muayene ettirsinler. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsur da büyüme. Çünkü gerçekten ergenliğe giren bir çocuk çok hızlı büyür. Bunlar anne babaların bilmesi gereken şeyler. Bir endişeleri varsa mutlaka pediatristlerine danışmaları çok önemli